Herkese merhaba. Bugün bana en çok sorulan sorulardan biri olan tuvalet eğitimini nasıl verdiniz sorusuna cevaben bu videoyu hazırlıyorum. E, çok merak edilen bir soru oldu. Bu konu tabii ki önemli bir konu. Benim için özellikle 6 ay gibi bir süreç geçmişti nazı tuvalet eğitimini verene kadar. O yüzden ben neler yaptım? Bir de neler yapabiliriz? Size fikir olması açısından birkaç şey önereceğim. Hadi izleyelim. Ben 3 yaşında ilk önce bir altına açtım. Bir denemek istedim. Çünkü o yaşlarda başlanıyor diye ben de yapabilirim diye düşünüp bir deneme yapmıştım. Yaz dönemiydi tabii ki. Kışın bu durum çünkü zor oluyor. Altını aç, ev soğuk, altı ıslak olur, hasta olur sebebiyle bunu yaz dönemine girerken yapmak daha doğru olur gibi geldi. O yüzden 3 yaşında bir deneme yaptım o mevsimlerde. Başarılı olamadım. Çünkü başarılı olamamamın sebebi çok uzun süre kuru kalmamasıydı. Çünkü çok sıvı tüketiyor. Yani o sürenin en azından bir 2 saat olması gerekiyormuş. Ben bu zaman e, bu zamanı yakalayamadım, yakalayamadığımız için de başarılı olamadım ve denemekten vazgeçtim. O yüzden bir dahaki yaz dönemine kadar beklemeye karar verdim. Hem biraz büyür hem daha uzun süre kuru kalır diye düşünerek 4 yaşına beklemeye karar verdim. Tabii ki yaz mevsimine doğru girerken. 4 yaşına geldiğinde de raporumuzu aldık. Raporumuzu alınca ben Naz'ı bir anaokuluna kaydettirdim. Ama anaokulda Naz'ın altı bezli diye kabul etmedi. Sadece oyun saatlerinde gelmesini teklif ettiler. Ben de bunu kabul ettim tabii ki. Ama bu altındaki bezden kurtulmam ger gerçeğini değiştirmiyordu. Muhakkak kurtulmam gerekiyordu. Sonra baktım 2 saat benim çocuğum kuru kalıyor mu? Evet kuru kalıyordu. Bu yüzden de bu beni daha bir teşvik etti. 2 saat kuru kalması demek ki hazır olduğu anlamına geliyordu. Sonra araştırdım. Tabii ki Naz'da konuşma olmadığı için acaba konuşmaması buna bir engel midir diye düşündüm. Hayır bu da bir engel değildi. Sonra alıştırma kilotları aldım. Onunla bir başlangıç yapayım dedim. Bezi çıkardım. Alıştırma kilotlarını giydirdim. Ama her, her saat başı klozete götürüyordum. Onu tuvalete götürüyordum. Ama oraya oturmak istemiyordu. Oraya oturtuyordum. Ama hemen kaçıyordu. Zannedersem bu sifonun sesi onu çok rahatsız edip ürkütüyordu. Zannedersem o yüzden de oturmak istemiyordu. Ürküyordu o sesten çünkü sesi hassasiyeti çok fazlaydı biliyorsunuz. Oraya oturtamıyordum. Hemen bir lazımlık aldım. İnanın ki 6 ay boyunca elimde lazımlıkla dolaştım. Her saat başı oturtuyordum. Yapmıyordu, kalkıyordu o zaman yapıyordu alıştırma kiloduna süreç hep bu şekilde işledi inanın ki hiç kolay olmadı tam 6 ayımı aldı bu süreç elimde lazımdı altına yapıyordu her yere yapıyordu o alıştırma kilodunu çıkardım belki dedim yani ıslandığı zaman bile o ıslaklık onu rahatsız etmiyordu. Hiç umursamıyordu bile. Dedim acaba başarabilecek miyim? Ama mecburdum. Çünkü iki saat kuru kalıyordu bu çocuk. E bunu başarabilirim diye düşündüm. Denemekten asla vazgeçmedim tabii ki. O yüzden lazımlıkla elimde her saat başı devamlı devamlı oturtuyordum oturtuyordum ama şimdiki aklım olsaydı inanın başka bir türlü bir yol bir metot denerdim şunu denerdim öncelikle altı bezli bir şekilde klozete oturdum. Ama şurada önemli olan da şu var. Ayağı boşta kalmamalı. Ona bir ayaklı kalmalısınız. Klozeti de onların çocuk aparatları var biliyorsunuz. Ondan alırdım. Ayakları çünkü boşta kalınca da ürkütü, ürkütür. Basamak olmalı ki ayakları ona koymalı. Ben böyle bir şeyle başlardım. Siz de böyle deneyebilirsiniz muhakkak ayağını koyabileceği bir merdiven gibi basamak alın ve bir aparat alın. Önce altı bezli bir şekilde ne kadar durduğu önemli değil. 5 saniye ile başlasa bile olur. 5 saniye orada altı bezli bir şekilde otursun. Önemli olan oraya oturtma süresini uzatmak 5 saniye ile otur önce hiç önemli değil daha sonra o süre 10 saniye çıkarırsınız 15 saniye çıkarırsınız önemli olan oradaki oturma süresini uzatmak orada onu oyalamalısınız tabii ki işte ona bir baloncuk alın mesela o orada oturuyorken baloncukla üfleyin onun dikkatini çekin gene alkışlar yapın veya sevdiği bir oyuncağı verin ya da böyle bir ördek ses çıkarmalı ördekler var ya onun içini suyla doldurup sıkıp hadi ördeğe çiş yaptıralım deyip çiş yani o eylemi ona gösterebilirsiniz. Bence böyle başlayabilirdim. Ee, siz bunu yapabilirsiniz. Bezli bir şekilde önce kluzete oturtma başlayın. 5 saniye 10 saniye önemli değil. O süreyi bir 10 dakikaya kadar çıkarana kadar devam edin bence. Eğer o 10 dakika ya 5 dakika da olur aslında o Çişini, kakasını yapabileceği süreye kadar çıkarmanız önemli. O süre zarfında eğer oturuyorsa yavaş yavaş o bezden çıkarıp sonra bezsiz bir şekilde oturtarak çiş, hadi kızım çiş ya da oyun oynayarak ee, yani güzel ve eğlenceli bir hale getirmelisiniz bu sırada kesinlikle altına yaptığı zaman ıslattığı zaman ya da yere yaptığı zaman herhangi bir yere kesinlikle lütfen kızıp bağırıp çağırmayın çünkü bu onu daha çok ürkütür bu sefer bu eylem amacına ulaşmaz daha da geriler sürekli bu sefer tedirgin olup bundan kurtulma, bezden kurtulma şansınız daha da zorlaşır. O yüzden bu sürede kesinlikle sakin, kızmadan, oyun oynayarak, eğlenceli bir hale getirerek bunu başarmanız lazım. Eğer yapabilirse her zaman dediğim gibi lütfen ödüllendirin pekiştirin. Mesela eline gülen surat yapıştırabilirsiniz. Harikasın. Gülen suratı hak ettin. Hadi gülen surat yapıştıralım çiş yaptığın için. Yani bu şekilde de pekiştirebilirsiniz. Veya neden hoşlanıyorsa, neden yemekten hoşlanıyorsa, hangi oyuncaktan hoşlanıyorsa e, onunla ödüllendirip pekiştirirseniz bu süreç daha kolay ilerler. Keşke diyorum ben de böyle deneseydim. Çünkü sese hassasiyeti olduğu için ben bunu düşünemedim. O Klozet onu çok ürküttü ve ayağını basmalı bir merdivenli bir şey de almadım. Ee, belki bu yüzden benim bir alt ayımı aldı. Ama olsun ben şimdi size söylüyorum bunu. Ayağın muhakkak yere bassın. Muhakkak bir aparatı da olsun. Önce bezli bir şekilde oturtun. Yeter ki oradaki oturma süresini arttırın. Ondan sonra yavaş yavaş bezden çıkarırsınız. Bir de önemli olan 2 saat kuru kalması. Bir de gece ne yapıyordum? Bir de gece durumu var tabii ki. Ee, gece şöyle yapıyordum ben. Uyuduktan sonra Naz'ın çok uykusu hafif değildi. O yüzden de uyuduktan sonra altını bezliyordum. Çünkü emin olamıyordum. Aslında her iki saatte bir e, onu uyandırıp çişe götürebilirdim. Ama ilk zamanlar öyle olmuyor maalesef. Yani onların söyledikleri gibi olmuyor. Böyle bir gerçekleşme. Daha doğrusu bende olmadı. Belki sizde olur. Her iki saatte bir çişe kaldırıp götürebilirsiniz. Eğer o süreye yakalı, yakaladıysanız öyle yapabilirsiniz. Ama ben yakalayamadığım için gece o uyuduktan sonra bezliyordum. Ve o uyanmadan muhakkak o bezi çıkarıyordum ki e, annem bana gene o bezi bağlıyor rahatlığını ulaşmasın diye onu fark ettirmemeye çalışıyordum. Bir süre böyle devam ettim gündüz çişini yapabilecek duruma geldikten sonra da gece onu iki defa uyandırıp gene çişini yaptırıyordum. Bu şekilde alıştı ama inanın ki tam benim 6 ayımı sürdü. O yüzden hani bir ay geçti olmuyor sürekli yere yapıyor bir türlü başaramıyorum demeyin. Ben olsam diyorum ya şimdiki aklım olsaydı önce bezli bir şekilde klozete alıştırır o eylemi yapabilecek zamana getirene kadar oraya alıştırırdım ama orada oturturken de böyle sıkıcı tutup dur burada kıpırdama hadi çiş hadi çiş hadi çiş diye zorlamayın sakın da kızmayın onu orada oturtarak oyunlar oynayıp eğlenceli hale getirseniz ürkmesin korkmasın daha sonra bezinden e, kurtarmaya başlayabilirsiniz bezini açabilirsiniz evet bu yöntemleri deneyin bu olaya alıştırdığınız zaman gecede muhakkak yapabilirseniz iki kere uyandırıp çişe götürmelisiniz. Ama gece konusunda emin değilseniz o uyuduktan sonra farkında olmaya olmadan uyandırmadan o bezi bağlayıp o uyanmadan da bezi çıkarmanız gerekir ki o hissiyatı tekrar annem benim altıma bez bağlıyor rahatlığına kavuşmaması için. Bir de bu süreci kesinlikle kızmadan kırmadan, dökmeden, ona bağırmadan sabırla üstünden gelebilmek benim sürecim bu şekilde ilerledi. Umarım sizde de yararlı olur bir şeyler anlatabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.